Bak ya, bizi çağırdı, bizi bekletiyor burada. Hep yapıyor bunu. Niye yapıyor? İlla gelecek ortamı. Şirkette herkese anlatmayı mı planlıyor acaba? Neyin peşinde bu? Neslihan, neyin var kızım senin? Hiç. Nasıl hiç? Canım bir şeye sıkılmış belli ki. Kafanı bir şeye mi takıyorsun? Ne oldu? Ben bilirim seni. Yok bir şey. Ben de sizin gibi Onur'un neden bu kadar acil bir toplantı istediğini merak ediyorum. Sebebi belli değil mi anne? Onur, son günlerde olan olaylar... Müdürleri de toplamanı söylemiştim Neslihan. Herkes bir konuşmadan önce biz bir anlayalım dedik. Ne istiyorsun? Hepinizi mutlu edecek şey yapacağım. Görevimden azim isteyeceğim. Müge, bütün kurulu toplantı odasına yolla lütfen. Teşekkürler. Mesaimi annemin karnında yaptım sanırım. Annemle babam el ele birlikte bu şirketi kurdular. Yani burası bana babamı hatırlattığı kadar, hatta belki şu an daha fazla, annemi ifade ediyor. O yüzden bir gün sizinle bu konuşmayı yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama hayat akla sığmıyor. Ben de yakın zamanda öğrendim. Bütün rotamı değiştirecek bir mesele yaşadım yakın zamanda. Maalesef sizinle ne olduğunu paylaşamayacağım. Ama kararıma saygı ve anlayış göstereceğinize eminim. O yüzden şirketteki görevimden istifa ediyorum. Nasıl olur? Arkadaşlar tamam, biz buradayız. Evet. Sakin olun arkadaşlar. Çünkü hisselerimi çok güvendiğim birine sattım. Hisselerimin yeni sahibi Ümit Hanım. Eminim onunla da çok iyi anlaşacaksınız. Ümit, senin burada ne işin var? Yeni hisselerimin sahibi dedim ya. Ümit bak, bu yaşananlardan sonra ben o şirkete gidip annenle çalışamam. Onunla şirket kavgası yapmam. Hisselerimi falan artık üstümde tutmak istemiyorum. Ama bu onlar için ceza değil, ödül olur. Abi ama sen hep demez misin o ev, bu şirket annemin emeği diye? Onlar ne olacak? İşte onlara sen sahip çıkacaksın. Ne demek bu? Sen şimdi hisselerini Ümit'e mi sen? Bize biraz müsaade eder misiniz? Biz önce bu olayı bir kendi içimizde tartışalım. Arkadaşlar gerek yok. Biz konuşulacak her şeyi Ümit Hanım'la konuştuk. Satış işlemini de çoktan gerçekleştirdik. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Nasıl yani? Şimdi sen şirkette çalışmayı kabul ettin. Çalışmayı değil, yönetici olmayı kabul etti. Yönetici derken? Harika Hanım tabii ki şirketimizin başkanı. Ama büyük hissedar olarak son söz hakkı Ümit Hanım'ın. Bak, senin için ne gerekiyorsa yaparım. Bunu biliyorsun. Ama ben o işleri sevmiyorum. Yani hem burası var. Seni sevmediğin oradaki acımasızlık, hırs, yönetim biçimi. Hisse çoğunluğu sende olduktan sonra oradaki yönetim biçimini de değiştirebilirsin. Hem Hamit Köksal'a da cevabım. Toplantıda doyum olmuyor, bana müsaade gençler. Bir de şirketi istemiyordun abla.
Demek isteseymişsin neler olurmuş. Tebrik ederim yine de. Güzel satış. Duyurunuz bittiyse... Aslında var. Alp Bey. Ferdi Bey'le görüştük. Fakat kendisi geri gelmeyi kabul etmedi. O yüzden Ferdi Bey'in görevini Alp Bey'e teklif ettim. Daha neler? Hangi donanımla? Hangi tecrübeyle? Bu masadaki herkes de yeteri kadar deneyim, tecrübe hepsi var. Babamın bir öğretisi vardı. Arkanı kollayacak adam da deneyim yerine sadakat ara derdi. Çünkü deneyim dışarıdan temin edilebilir. Ama sadakat insanın içinden gelir. Karakterinde yoksa yoktur derdi. Alp Bey ayakta kaldınız. Ferdi Bey de bu şirkete geldiğinde deneyimsizdi. Ama Alp Bey'in en az Ferdi Bey kadar sadık ve hakkıyla bu işi yapacağından eminim. Teşekkür ederim. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağıma eminim. Siz de emin olabilirsiniz. Cezayı hepimize kessin yani Onur, öyle mi? Biz en azından bir şeyleri açmaya başlamıştık diye düşünüyordum. Yanılmışım. Ben senin için de ceza mıyım abla? Seninle bu durumu hazmettikten sonra konuşacağım Ümit. Burada ne olup bittiğini anlayacak kapasiteye sahip olduğun için herhalde seçti seni Onur. Bir ceza dinle Silahın. Öyle mi? Ne peki? Ne olduğunu zamanı geldiğinde konuşacağız. Peki. Bu dalgalar çarpa çarpa sakinleyecek. Çık dışarı. Anne ne yapıyorsun? Alp'le bu şekilde konuşamazsın. Kiminle nasıl konuşacağıma sen mi karar vereceksin? Sayın yetkiliyle görüşemiyorsam eğer kızımla görüşmek istiyorum. Mümkün müdür acaba? Sana çık dedim. Derhal odama. Bravo. Süper bir oyundu. Tebrik ediyorum sizi. Bremen mızıkacılarını da çağırsaydın bari. Niye çağırmadın? Sen aklınca bizi birbirimize mi kırdıracaksın? Ne yapıyorsun sen? Ya sen böyle bir oyuna nasıl gelirsin kızım? Oyun değil bu. Ne bu? Bir restoranla bile baş edememiş bir insana koskoca holdingi nasıl devredebilirsin? Parti organize etmekten başka deneyimi olmayan bu şirketin başkanı oluyor. Senden deneyimli o, emin ol. Sen zaten ne zaman benim emeğimi gördün, takdir ettin ki? Ne zaman yaptın bunu? Bana bakın, bu saçmalıktan vazgeçeceksiniz. Derhal. Anne bunu sakinleştin. Sakinleşmiyorum ben. Anlıyor musun? Sakinleşmeyeceğim de. Delirtmeyin beni. Bana bak Onur. Ben ne yaparım, ne ederim, boynu bozarım. Demedi deme. Hiçbir şey yapamaz. Oraya geçer, oturursun yıllarca babamı izlediğin gibi izlersin. Ya haklısın dedik, uzatmadık. Sen birazcık haddini bil artık ha. Seni son defa uyarıyorum, horoz gibi araya girme. Çok bir patlarım sana. Patla hadi ya, bir patla hadi. Hadi bir patla. Sakin olun. Şu halinize bakın ya. Ben sizin düşmanınız mıyım? Sen anlat o zaman kızım. Hadi, hadi bir anlat da dinleyelim. Bizi bu hale nasıl getirdiğini bir anlat bakalım. Ben mi sizi bu hale getirdim anne? Evet, sen getirdin. Siz önce kendi davranışlarınızın sorumluluğunu alın. Ondan sonra şirket sorumluluğu için kavga edersiniz. Bak, 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 bak. Nasıl doldurmuş kızımı bana karşı. Bak, nasıl doldurmuşsun.
Yavrum sen hayırdır ya, bir sorumluluk falan. Kadın kazaydı diyor ya. Sen bunun neyin peşinde olduğunu görmüyor musun? Neyin peşindeymişim lan ha? Neyin peşindeymişim? Bak, annemin hayatının bedelini ödetecek olsam sana, bu kadar kolay kurtulacağını mı zannediyorsun sana? Ben sizin çöpünüzü bile istemiyorum. Elimde olsa babamın genlerini böyle söküp atacağım. Kendinizi yaksanız da, yıksanız da hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ya bu duruma adapte olup bu kıza yardım edersiniz, ya da yardım edersiniz. Denklem basit. Ben sana güveniyorum. Sonuna kadar arkandayım. Burası sana emanet. Onur Bey, Onur Bey. Siz bana paya verdiniz, teşekkür ederim. Ama ben burada ne yapabilirim bilmiyorum. Ümit'in arkasını kollayacaksın. Gözünü dört açacaksın. Burası aile masası değil, kurtlar sofrası. Ona kendini yalnız hissetmemesini sağla, geri kalanını Ümit halleder. Tamam, elimden geleni yapacağım. Ben babamın istediği gibi biri olmayacağım dedim anne. Şu anda farklı bir bakış açısı getirme şansım var. Kızım ne farkı, ne açısı? Koskoca holdingi yönetemezsin ki sen. Birlikte yapalım o zaman. Ben sizden gelecek yardımı reddetmiyorum ki. Birlikte yapalım. Şimdi anladım. Sen Onur'un bize verdiği cezayı haklı buluyorsun yani, öyle mi? Bizi suçluyorsun. Sen bu zamana kadar sessiz kalmayı haklı mı görüyorsun anne? Kızım sen bu işe uygun da değilsin, hazır da değilsin. Sen bizi batıracak mısın? Anne madem sen her şeyi doğru biliyordun, biz niye bu haldeyiz o zaman? Arabayı ille bildiğin yere sürmeye devam ettiğin için olabilir mi bu kazalar? Bırak bir kere de biz bildiğimiz yoldan gidelim. Gittin de ne oldu? Yo, ben ilk defa yola çıkıyorum anne. Madem ailen önceliğin, o zaman bence sorun yok. Ümit. Seninle bir kahve içelim mi? Olur. Tamam, çantamı alıp geliyorum. Biraz sakinledin mi? Sakinlemesi gereken ben değilim. Yani bu durumu kabul ettiğinde bunların olacağını biliyordun herhalde değil mi Ümit? Yani şu yaşanılan şey o kadar sana aykırı ki. Ablan olarak söylüyorum, çok üzülürsün. İş dünyası çok acımasız Ümit. Öyle polyanacılıkla olmaz. Hayatın kendisi acımasız abla. Pollyanna birçok insanın başa çıkamayacağı zorluklarla baş ediyor. Bu kelimeyi niye bu kadar böyle küçümser şekilde kullandığınızı anlamıyorum gerçekten. Ayrıca böyle bir dünyada barıştan yana durmak bence çok daha büyük bir güç ve zeka gerektiriyor. Ben seni küçümsemiyorum bu arada. Sadece tecrübesizlik ve iyi niyet iş dünyasında zayıflık olarak algılanır Ümit'ciğim. Yani gardını en ufak indirdiğin anda, yumuşak karnını gördüklerinde kalbine saplarlar hançeri. O kadar anlamazsın. Yani o kadar acımasız. Çok zarar görürsün. Ne kadar kaçtıysam da ben de o evde büyüdüm abla. Yani bu bile yeterli bir deneyim bence. Peki. Tamam. O zaman sen beni Onur'un pozisyonuna getir. Şirketi ben senin adına yöneteyim. Biz birlikte yapalım böyle bir şeyi. Ben sana destek olayım. Şu an olamıyorsun yani, öyle mi? Nasıl yani? Sen şimdi şirketi benim senin elinden alacağımı falan mı ima ediyorsun? Onu mu düşündün? Az önce kendin söyledin abla. Gardımı düşürdüğüm ilk anda bana böyle bir teklifle gelmen sence nasıl bir destek? Güvenen, güven veren bir destek mi? Ben seninle aramızdaki güveni hiç sorgulamadım ki Ümit. Bunu düşünerek zaten bu konuşmayı yaptım. Ama yanılmışım. Affedersin.
Bayağı sert geçti herhalde. Füze geçti içimden. En azından titrediğim kadar sıcak bir karşılama oldu. Sırada kim var? Aile serumumuzu bugünlük bitti. Sen ne yaptın? Halledebildin mi devir işlemlerini? Hallettim yukarıda. Hazırladım belgeleri. Bir sen de bak istersen. Yani beraber bakalım. İyi. Hadi gidip bakalım. Bugünkü yaşadıklarımı düşününce devir işlemleri bile daha sempatik geliyor.